gece, gündüz gece. Doktor Bey bana şey dedilerdi, buraya... Uzanın beyefendi, rahat olun, bir şey yok. Şimdi yavaşça uykuya dalacaksınız. Bir iki saat sonra gayet hafiflemiş olarak kalkacaksınız. Doktor Bey! Ne olur kusura bakmayın ama ben galiba ben çaydım. Hamit Bey merak etmeyin, olur böyle. Hastane odasında hastalar heyecanlanır. Yok, bakın ne olur kusura bakmayın ama... Ben vazgeçtim. Ben çaydım. Ben de istemiyorum. Zeki! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bakın ben vazgeçtim. Paranızı falan da istemiyorum. Ulan bıraksanıza lan! Bırak o! Bırak ya! Sen şey değil misin? Tanıyorum ben seni ya. Hamit, ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Gir içeri. Hani görmeyecekti beni? Gördü. Öyle anlaşmıştık. Tamam, sakin olun. Ben şimdi hemen halledeceğim, tamam mı? Siz burada bekleyin. Benimle gelin. Hakikaten Neriman, sen bunların üstüne sakinleştirici falan mı sepeliyorsun ya? Çocuk doğru söylüyor. Sabahtan beri kuzu gibi otluyor, bakım çıkmıyor vallahi. Oğlum öyle şey yok. Ne oldu biliyor musun? Senin miden küçüldü. Vallahi sen zayıfladın bu aralar, farkında mısın? Öyle mi diyorsun? Ha, bana da öyle geliyor. Biraz süzüldüm sanki, değil mi? Bak, evet. Göbeğim eskiden masaya yapışıyordu. Şimdi bak aralık kalıyor. Efendim. Kahvaltı ediyoruz. Bir saniye. Hafta sonu olur. Evet, evet. Bunun hali ne böyle? Ha?
ağzı kulaklarında konuştuğu bir çocuk falan mı var yoksa? Ya baba, konuştuğu değil, çıktığı diyeceksin. Aman her şeyi de bilme, fındık kurdum. Ne demek çıktı? Ne demek oluyor derim? Ayol bir şey dedi yok, bir arkadaşı falandır herhalde Kemal'cim. Nasıl arkadaş bu sabah 8'inde böyle bıdı bıdı bıdı? Öbür türlü arkadaş baba, anladın sen onu. Yo, anlamadım, anlat bakayım. Sen çözersin baba, polis değil misin? Hem sabahtan akşama kadar neleri çözüyorsun? Adam gibi olur sana neler. Aşağı kayacak neredeyse. Ciddi bir mesele konuşuyoruz burada. Ya baba, aç biraz kendini artık. Hem Akasya ablam çocuk değil ki, herhalde olacak sevgilisi. Ne sevgilisi ya? Ya Neriman ne diyor bu? Benim niye haberim olmuyor böyle şeylerden ya? Ay sinirlenme Kemal'cim, dur Allah aşkına. Ben haz etmem öyle şeylerden. En zıttı olduğum şey ya. Bu da eski köye yeni adet getiriyor. Köyün şeyliği kalmadı. Köylü. Saçma sapan konuşturuyor ben deli deli ya. Hayatım sen hiç merak etme. Ben Akasya ile konuşurum. Biz kadın kadınla bir güzel anlaşırız. Hadi üzme canını sen. Bak Neriman, sen de bunlarla şirket oluyorsan bak. Ayol sen deli misin? Ben senin tarafındayım. O tarafta neresiyse artık. Nasıl buldun üniversiteni? Abla sen ciddi misin ya? Bak tam senlik bir yer. Artık seni bu çimlerin üstünden akşamları kazırlar. Yok canım, olur mu öyle şey? Çok çalışacağım ben, deli gibi çalışacağım. Senden daha inek ol... Senden daha şey olacağım. Pınar'cığım sen mutlu ol, o bana yeter. Çok mutluyum abla. Ya inanmıyorum ya. Abla, sen şey meselesini nasıl halledeceksin? Orası da bana kalsın, tamam mı? Pardon. Öğrenci işleri nerede biliyor musun? İçeride ileride olacak. Ben de oraya gideceğim şimdi. Siz gidin. Ben bekliyorum burada. Tamam. Sen de mi burada okuyorsun? Evet. Ben de burada okuyorum. Alo Kenan Bey. Merhaba, Alev Tuna ben. Ben teklifinizi bir daha düşündüm. Bugün müsaitseniz görüşmeye gelmek istiyorum. Tamam, orada görüşürüz o zaman. İyi günler. Ya hayrola, düşünceli gördüm seni. Ne oldu, evdekiler mi? Ya bu evdekiler meselesi bitmiyor aslan. Biri bitiyor, biri başlıyor anasını satayım. Bunaldım ya. Abi ne şanslı adamsın işte ya. Çoluk çocuk öyle cümbür cemaat gümbürtü gidiyorsunuz ya. Ne istiyorsun daha? Bekara karı boşamak kolay. Seni salayım bizim eve, bak bakayım cümbür cemaat nasıl geçiniyormuş. Öyle bir yerinden konuşuyorsun. Bu sefer hangisi? Büyük Akasya. Fısır fısır telefonda konuşmalar. Takıp takıştırmalar, gece vakti çıkmalar. İhtiyar. Akasya eşek kadar kız oldu ya. Öyle olmuyor işler işte. Büyümüyorlar bir türlü. Ya neredeyse 25'ine geldi bu. Evden çıkarken göz ucuyla bakıyorum buna, tamam mı? Takmış takıştırmış, sürmüş sürtürmüş, giymiş kuşanmış. Benim kafadaki fotoğraf şu. 5 yaşında bir çocuk. Sırtıma biniyor. Baba baba diye kafama vuruyor. Bendeki resim bu. Ya derdin buysa söyle ihtiyar. Ben arada senin omzuna biner, kafana baba baba diye vururum. Ayıp ediyorsun ya. Sevzek sevzek konuşma. Doğru düzgün arabanı sür ya. Hem konuşup hem araba süremiyorsun işte. Sapı diyorsun. Yapma böyle. Merkezden ekiplere hastalığa ayrıca bir geldi. Yakındaki ekipler olaya intikal edin. Bu ne ya? Nerede çıktı şimdi bu? Bunu radyo niyetini arada dinliyorum. İhbar olan yer hemen şurada. Gidelim mi? Ya ne işimiz var? Biz devriye miyiz ya? Eyvah, araba... Bir şey oluyor abi. Ne oluyor? Galiba şey yapacak, ne? Şey ne yapacak lan? Şey yapacak, şey. Oğlum sapıttın yine, ne yapıyor? O dönüş. Lan! Oğlum manyak mısın sen? Manyak mısın ya? Sapık!
Ambulans geliyor. Para. Para vereceğiz dediler abi. Kim dedi? Azıcık bir parça keseceğiz dediler. Çok para vereceğiz. Kim söyledi? Ne parçası oğlum? Birini tanıdım abi. Birini. Kim o? Refik. Refik. Kora. Koral mı dedi? Refik Koral. Refik Koral mı dedi? Biz demedik. Biz demedik müdürüm. Adam dedi ya. Adam dedi. Biz demedik. Ya bir şey soracağım. Sahi siz ne arıyordunuz orada? Şey oldu müdürüm. Aslan'ın araba yoldan çıktı. Tam o sırada adam önümüze düştü. Aniden. Adam önünüze düştü. Allah Allah. Çok iyi ya. İyi oldu olacak. Kapatalım şubeyi. Verelim sizin adresleri adamlara. Hep önünüze düşsünler he. Ya olur da şimdi müdürüm, şimdi benim araba biraz haşat oluyor. Ona bir çözüm bulsak. Ben şey diyeceğim. Deme. Sen hiçbir şey deme. Hiçbir şey deme gider. Biz şu şeye baksak. Ne? Şey ya, neydi adamın adı ya? Koral Şamiyel mi? Koral Last. Refik Koral. Sakın ha. Adam ülkenin en saygın iş adamı. Bir o kaldı zaten başıma salmadınız ya. Sakın. Yanına bile uğramayacaksınız. İyi de adam ölürken söyledi. Şey, Kemal abi sen de duydun işte. İyi. Adam Bush'un adını verse onun mu peşine düşeceksiniz? Kemal al şu yanındakini de gidin bir soruşturun. Neymiş, kimmiş şu ölen, neyin nesiymiş? Neden koşturuyormuş sokakta? Başlamıyor. Hadi. Bana bakın. Refik Koral'ın yanından bile geçmeyeceksiniz ha. Duydunuz mu? Hadi. Yanına uğramayın. Ne laf işittik senin yüzünden ya. Ne biçim bir insansın sen ya? Helal olsun sana. Ya ihtiyar o değildi. Dikkatini çekti mi? Cenab Müdür sanki bugün biraz gergin. Gergin? Ya senin yanında gergin olmak mümkün mü aslan ya? Gerim yerim geriyorsun insan. Ya ben kuzu gibi adamım. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Hep o yüzden oluyor ya. Aşk olsun. Ya. Biliyor bak bu çocuk biliyor. Nasıl da biliyor lan. İhtiyar da seni soruyordu. Öyle mi? Neden? Kim? Niye soracağım ben Yavuz'u ya? Ne dediğini de bilmiyor artık ya. Ne oldu ya? Damat Ferit olayı. Ne diyorsun? Ne oldu? Küplere binmiş. Akasya'nın devamı telefonda konuştuğu çocuk kim diye bana sorup duruyor. Ciddi misin? Vallahi. Sen benden daha iyi tanıyorsun. Kesin akşama çözer. Aslan! Oğlum gelsene buraya yanıma. Eyvah. Bak çağırıyor. Seni de böyle çağıracak. Neyse al. Oğlum git yüzünü falan yıka. Gergin gördüm seni. Ne oldu hayırdır? Bir şey mi var? Bu ne? Aç da oku bakalım. Yalnız yüksek sesle oku da ben de duyayım. Ömrü hayatını bir ana sığdır deseler... bugün meydanda sizi gördüğüm anı seçerdim. İzin verin o saadeti bir daha yaşayayım. Yarın 12'de meydandaki parkta bekleyeceğim. Kemal. Anne. Ya ya. Baban eskiden böyle değildi kızım. Ağzından bal dökülürdü bal. Bu çok güzelmiş. Ne yaptın peki? Gittin herhalde. Gittim tabii, gitmez olur muyum? Babanla ilk gizli buluşmamızdı bu. Ama buluşmaya gitmeden önce en yakın arkadaşıma açıldım. Kimdi o? Tanıyor muyum ben? Selen teyze mi? Yok, Selen teyzen de çok iyi kızdı ama benim en yakın arkadaşım kimdi biliyor musun? Sırdaşım. Annem. Ya hiç kimse bir şeyini anlatmazdı, anneme çekinirlerdi ama ben her şeyimi anneme anlatırdım. Küçük hanım. Anneciğim ya. Uf. Üfü büfü yok. Hadi bakalım anlat sen şimdi. Kim bu sabah pır 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 konuştuğun çocuk kimdi? Hadi kızım. Ya bizimki öyle sizinki gibi değil. Yani neredeyse ben ona mektup yazacağım senden çok hoşlanıyorum diye. Ay çok mu utangaç bu çocuk? Yok. Ya utangaç değil de korkuyor biraz. Babamdan. Baban. Babandan. E nereden tanıyor babanı bu çocuk? Anne. Sana bir şey söyleyeceğim ben. O çocuk Yavuz. Şey bu bizim hani babanın yanında çalışan Yavuz. Tevekkili dememişler armut ağacının dibine düşer diye. Armut mu? Kızım yani
Şimdi Yavuz hakikaten çok saygılı, çok efendi bir çocuk. Ben de çok seviyorum da. Polis. Babam da polis. Ya kızım ben işte onun için diyorum ya armut ağacının dibine düşer diye. Bilmiyor musun kızım? Her gün yüreğim ağzımda bekliyorum adam akşama eve tek parça dönecek mi diye. Ya biliyorum da. Ya ne bileyim ben yani. Şimdi baban ne der buna? Ay asma suratını, üzülme sen be kızım. Ben bir çaresini bulurum, bir şeyler düşünürüm ben. Canım benim. Anneciğim. Ah benim bir tanem, ah benim. Biliyordum benim tarafımı tutacağını. Biliyordum. Ah benim bir tanem, bir tane. Organ mafyası. Yani bu iş organ mafyasına benziyor. Yani adam hastaneden kaçmış belli. Yani bileklik, önlük falan ama hiçbir hastanede kaydı yok. Adamada bir şey yok. Hamit Ardan bilekliğinde yazıyor. Ama hiçbir yerde ikametgahı da yok. Yani büyük bir ihtimal bir gece konduda yaşıyor. Yani bulacağız ama biraz zamanımız alacak. Organ mafyası ha? Çok aşağılık adamlar bunlar ya. Bulmuşlar çaresiz iki taraf. Birisi parasızlıktan ölecek, öteki hastalıktan artık sömür sömüre bildiğin kadar. Tabii o kadar vereceği yok da. Adam ömründe görmemiş o kadar parayı ya. Bir de kandırıyorlar bunları. İşte bak biz yaptık bir şey olmadı. Sana da bir şey olmaz falan hesabı. Adam da satıyor 100.000 dolara. Karşıdaki adam da çaresiz beklese bekleyemiyor. Aşağılık herifler. Bulmuşlar çaresiz iki taraf. Biri hastalıktan ölecek, öteki parasızlıktan artık sömür sömüre bildiğin kadar. Peki bu Hamit'i kesmişler mi? Var mı öyle bir ameliyat yarası falan? Yok adam sağlam. Yani sağlam dediğim tabii ölmüş de hiçbir ameliyat izi yok. Ters gitmiş yani bir şeyler. Onlar da uçuş kartını vermişler ellerine. Kime gidecek acaba Orkan? Valla... benim bir fikrim var ki. Gelmiyor musun? Yani şu kadar aklım olsa gelmem ama akıl fikir koymadın aslan. Yedin bitirdin. Aslan efendi, kapıldık bahtımızın rüzgarına gidiyoruz. Nereye gittiğimizi biliyor muyuz bari? Ayıp ediyorsun İhtiyar. Hiç Cenab-ı Müdür'ü dinlemiyorsun. Adam gidin şey alın dedi. Neydi adamın ismi? Refik Koral. Of Hasan ya, of ya. Ulan kabahatin büyüğü bende ya. Anasını satayım her seferinde kendime söz veriyorum. Şu derneğin peşine takılmayacağım diyorum. Yine düştüm peşine gidiyorum ya. Ne? Durdurmayacaksın mı beni? Dur yapma falan demeyeceksin mi? Ben mi? Ya seni durdurmak mümkün mü? Akıllandım artık ben, uğraşmıyorum. Var ya ihtiyar, senden öğreneceğim çok şey var ha. Neymiş? Sen de kıllandın değil mi bu Refik mevzuna? Aslan manyağı gitti, ben de ne yapayım? Mecbur bizim deli olanın peşinden gittim. Cevap da hazır değil mi? Ne alakası var? Ne fesat adamsın sen ya. Ne diyorsun? Koskoca holding sahibinin organ mafyasıyla işi olur mu? Belli olmaz ki aslan. Can tatlı. Zorda kalınca insanın ne yapacağı belli olmaz. Yavaş! İlleri patını çıkarıyorsun ya! Ben anlamam Hakan. Ya şu tersanede ölen var ya git o şeyi bul o zaman. Karısı, çoluğu, çocuğu perişan evde. Git konuş onlarla. Akşama kaseti istiyorum masanda. Evet, bütün konsantrasyonum sende Elif'ciğim. Alev. Okey. Ben iyice düşündüm Kenan Bey. Bu sizin programdaki iş benim için... Söyle hadi. Ne demek kadın konuşmak istemiyor? Albüm zamanın çenesi açılıyor ama. Bana bak, sen ona şu şeyi bir hatırlat bakalım. Şu geçen ay yayınlamadığımız 500 promil görüntüleri vardı ya. Hadi bakayım, hadi canım. Evet, ne diyordun? Başlayabilirim diyordum, yani işe. Şimdi Ahucuğum, bizim burası sizin gazeteye pek benzemez. Sen orada suçluyu anlatıyorsun ya, burada gerekirse öldürdüğü adamı konuşturacağız. Ha, ölüleri konuşturacağız yani. Karşılığında fazlasıyla alırsın burada. Fazlasıyla derken? Ne alıyorsun sen gazetede? Çarp onu dörtle. Tamam. Ha, bir de suçlu şöyle göze kulağa hitap ediyorsa. Mesela ne bileyim, yerli Sharon Stone kocasını... yatakta bıçaklamış, delik deşik etmiş.
o vakit işler değişir. Ne kadar rezalet, o kadar bereket. Ha, yerli Sharonstone'lar yani. Tamam, anladım. O ilk konuştuğumuzda pek anlamaya niyetin yoktu ama. Bugün anlayışlı günümdeyim Kenan Bey. Göreceğiz Ayşe'cim. Alev. Alev. Ne diyorsun İhtiyar? Bir kilo toz bir otobüs mü sence? Yok ya, hiç öyle bir şey demiyorum. Adam alnının teriyle yapmış işte, kazanmış. Vallahi bak, bana fark etmez. Benim tikim var, kaçarsa kovalarım. Bekleyin lütfen. Sen biraz geride dur bakayım. Adam üçte falan atlamaya kalkma sakın ha. Merhabalar beyler, buyurun. Merhaba Refik Bey, kusura bakmayın böyle selamsız havasız geldik ama. Estağfurullah, estağfurullah. Mevzu nedir? Maşallah bayağı sağlıklı gözüküyorsunuz. Anlamadım. Yanaklar falan kıpkırmızı, iyi yani, sağlıklısınız. Ne demek istiyorsunuz siz? Organ mafyası diyorum. Milletin orasıyla burasıyla ne işiniz var diyorum. Refik Bey, şey oldu da isminiz bir soruşturmada zikredildi. Benim organ mafyasıyla falan hiçbir alakam, hiçbir ilişkim yok beyler. Tabii canım, yani bizim de görevimiz işte yani. Geleceğiz, soracağız, bakacağız falan. Hani böyle sizi görünce ben de birine bir şey falan oldu zannettim. Garibanın biri kurşunu yedi. Ölürken de nedense sizin isminizi söyledi. Garibanın biri kurşunu yiyip ölürken benim ismimi söyledi diye siz de kalkıp benim evime dayandınız, öyle mi? Yardımcı olabileceğim bir şey olsaydı neyse de. Ha, haklısınız. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Baba. Ha. Canım, oh canım kızım benim, canım bebeğim benim. Oh, nasılmış bakalım benim güzel kızım? Baba, ben bugün yarım saat sallandım, öyle de hiç yorulmadım. Aferin benim güzel kızım. Yorulmayacaksın tabii, yorulmayacaksın. Ama sen biraz terlemişsin. Hadi yukarı çıkalım da üstümüzü değiştirelim. Baba, şeyden sonra gideceğiz üzmeye değil mi? Gideceğiz yavrum, gideceğiz tatlım. Ama önce sen biraz dinle, tamam mı tatlım? Çiğdem Hanım. Sağ ol. Hasta mı? Evet. Evet kızım hasta. Karaciğer yetmezliği var. Zaten gidince hastane kayıtlarına da bakabilirsiniz. Tedavi mi oluyor? Tedavi yok. İmkansız. Organ nakli mi gerekiyor peki? Sizin çocuğunuz var mı? Üçte. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Herhalde çocuklarınız için yapmayacağınız bir şey yok hayatta. Yani onlardan biri hasta olsa. Allah korusun. Gün be gün gözünüzün önünde mum gibi erise. Her gün küçüldükçe küçülse. Elinizden gelen her şeyi yapmaz mısınız? Yapar. Ama önce kesip kendi ciğerini verir. Ben küçükken sarılık geçirdim köyde. Yani anlayacağınız benim ciğerim beş para etmez. He, o zaman basalım parayı. Keselim garibanın birini, onun ciğerini sökelim, öyle mi? Hasta. Komiserim iyi anlıyor beni. Her gün gelip de baba ben iyi olacak mıyım diye sorduğunda ölürüm. Ölürüm ama söyleyeceğim başka bir şey yok ki. Tabii ki iyi olacaksın kızım diyorum. Ben sağ oldukça senin hiçbir şey gelmeyecek başına diyorum. Hepsi de bu. Şimdi müsaadenizle beyler. Yani anlayacağınız organ bekliyoruz. Gelince kızım ameliyat olacak ve kurtulacak. Şimdi izninizle. Bir dakika, bir dakika. Daha konuşacaklarımız bitmedi ama. Bitti beyler. Konuşacaklarımız bitti. Kusura bakmayın Refik Bey. Rahatsız ettik. Allah kızınıza şifa versin. Teşekkür ederim. Öyle olsun bakalım. Buradan bir şey çıkmadı aslan. Bulalım bir içeri, sorgulayalım bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu anlarız. Adam hızını vuruyor hızını. Ben de taş kalpli değilim. Ufacık kız sonuçta ama
Yani onun hayatı başkasınınkinden değerli değil ki. Böyle param pulun olunca da bu işler sakat bir ihtiyar. Bu işin parayla pulun alakası yok aslan. Şimdi Lale'nin başına bir şey gelse, Allah korusun. Allah yazdıysa olsun. Ben ne yaparım sanıyorsun? Abi o zaman mecburen seni de yakalarım. Yakalayacağız tabii. Onu mu diyorsun? İçim acıdı, onu diyorum ben. Babayım ben de. İhtiyar, biz doğru olanı yapıyoruz ya. İşte aslanım, bazen doğru olanın bedeli o kadar ağır olur ki. Ne kadar paran olsa da ödeyemezsin o bedeli. Bak adama, para içinde yüzüyor. Var mı çaresi? Yok. Gittiler mi? Evet, gittiler. Merak etmeyin, sizi suçlayacak bir durum yok. Getirdiğiniz donör ölmüş, vurmuşlar. Şimdi, adam panik yapmış. Bizimkiler de yakalayalım diye peşinden gitmiş. Sonra kalkıp bizimkilere silah çekmiş. E bizimkiler de haliyle karşılık vermiş. Ne olacak şimdi? Refik Bey, çok az zamanımız kaldı. Bir iki ay sonra çok geç olacak. Aslında bizde yedek bir donör daha var. Ama işler çok kızıştı. Bu iş tehlikeli bir hal almaya başladı. Hayat kurtaralım derken hapse girmek istemeyiz. Değil mi? Ne istiyorsunuz? Yok. Çok tehlikeli. Yapamayız Meriç. Durun. Size vereceğim paranın 4 katını vereceğim. 4 katını vereceğim. Para için yapmıyoruz tabii aslında. Amaç hayat kurtarmak. Teşekkür ederim. Kardeşi yolladın mı benim evine? Takip etsin bu Refik'le kızını. Serap da gittiler. Ya bunlar da böyle ayrılmaz ikili gibi ya. Ne oluyor bunlar, her yere beraber gidiyorlar? He? Ne oluyor buraya? Manyak mı bu? Ne o ya? Takip ediyor beni. Ne zaman baksam göz göze geliyor. Bir şey mi söyleyecek? Ne? Abi Yavuz. Ha belki bir derdi vardır abi anlatmak istediği sana. Anlatsana oğlum, bir derdin varsa. Abi ne derdi olacak? Hep genç adam ya. Genç. Ondan vardır belki bir derdi. Yeni başlayacak kalırsa. Efendim? Ha, alo Kemal. Müsait misin canım? Ne oldu Neriman, bir şey mi o? Dur hayatım, telaşlanma. Akşama dolma yapıyorum da sana onu haber vereyim dedim. Tam senin sevdiğin kıvamda. Neriman, dolmanın sırası mı Allah'ın sırası? Çalışıyoruz mu? Aa, sen de ammaksı oldun ayol. Yanına da börek açtım, haberin olsun. İyi tamam hadi görüşürüz. Neriman, neli kıymalı mı? Aa, kıymalı. Ay bak ne diyeceğim. Kemal'cim hani bir çocuk vardı. Senin yanında çalışıyor böyle gençten. Polis. Aslan mı? Yok, o bu iyi huylu olanı, böyle efendi olanı. Ay Yavuz, ay şimdi aklıma geldi. Ne olmuş Yavuz'a? Hani bize gelmişti, benim dolmalarımı çok beğenmişti ya. Toprakla akarsa da çok şey etmişler, yani çok ısınmışlar. Hep bana sorup duruyorlar Yavuz abim bize ne zaman bir daha gelecek diye. Ben yani onu bir hatırlatayım dedim sana. Tamam, bakarız. İşi gücü yoksa getiririm hadi. Tamam hayatım, çok öpüyorum, bekliyorum, erken gel. Hadi. Mantara bastın. Buldum. Neyi buldun? Ölen adamın ne var birisi? Ya dadaş be, çok fena tutulmuş omzum. Bir omzuma versen 2 dakika. Şurayı olsan abi. Abi olsana şurayı. Çok kötü kilitlendim. Abi yavaş biraz. Tamam.
acıyor zaten. Hah, evet. Allah. Aynen, tam orası abi. Of. Ay. Of be abi. Ya Allah razı olsun vallahi. İyi ki varsın. Of. Yok ya, yapamayacağım ben. Neyi yapamayacaksın abi? Ne güzel gidiyordun işte. Devam et. Ya Serap, ne yapıyorsun ya? Masaj falan. Görev başındayız, görmüyor musun? Ha, iyice delirdin sen. Abi kilitlendi omzum. Bekliyoruz işte zaten. Olsana biraz daha. Ya çıkıp gidecek adam, biz göremeyeceğiz. Abi saatlerdir bekliyoruz zaten adamı. Gizli gizli çıkacak nasıl olsa. Allah Allah. Vallahi delirdin. Kadırga'da daha önce böyle belediyeli gece kondu kavgası olmuş. Orada fişlemişler. Gidelim bakalım, belki bir şey çıkar. Yavuz. Efendim başkomiserim. Sen bu akşam ne yapıyorsun bakayım? Yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Yapıyor muyum? Yapmıyorum. Hani senin şu kız vardı ya. Yok. Kız arkadaşım yok. Yok ki. Abi hele vardı ya. Bir gencecik adamsın. Neyse, hanım yemek yapmış da Yavuz daha gel dedi. Onu bir söyleyeyim dedim. Ha, gelirim tabii, gelirim. Gelirim başkomiserim, gelirim. O kız arkadaşım da gel. İki de bir telefonla konuşuyorsun ya uzun uzun. Sorarım. Aferin lan. Bak oldu bak, gördün mü? Sonunda oldu oğlum. Sonunda iç güveysi gitti. Bak iç güveysi gitti. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Böyle yemekte hırban gibi davranmak yok, tamam mı? Önce gerekirse yemek ye, öyle git. Aç aç bütün yemekleri yemeye kalkma, dolma var diye. Biraz kibar ol, anlatabiliyor muyum? Kayınpederinin elini öp, işte anneciğim de falan. Böyle şeyler yap yani. Anladım. Tamam. Ya o değil de, ya Akasya ile baş başayken bile benim elim ayağım birbirine dolanıyor. Şimdi böyle aile, ne yapacağım ben ya? Olmaz. Olmaz oğlum yani. Bak şimdi, manitalar hoşlanmaz ne istediğini bilmeyen erkeklerden, zil zoplar. Alev. Merhaba Alev, nasılsın? İyidir, sen de affa. Relax başkomiserim, relax. Sen dolaş iç küveyse, dolaş. Ne haber? İyidir. Şu sabah kaçırılan adam var ya... Yavaş, bu ne hız ya? Şüphelendiğiniz birilerini falan bulabildiniz mi? Bir şeyler falan var mı? Ben kendimden şüpheleniyorum. Acaba yanlış kızımı yemeğe çıkardım diye. Sen gofreti diyorsun. Peki bu adamın üzerinde hastane önlüğü varmış. Hastaneden mi kaçmış? Bir varmış, bir yokmuş. Eğer beğenmediysen senin istediğin bir yere gideriz. Var zaten aklımda bir yerler. Hı. De bu adamın kaçtığı hastaneyi bulabildiniz mi? Yalnız nereye gideceğimizi söylersen üzerime ona göre bir şeyler giyerim. Tamam, anlaşıldı. Bugün senden bana fayda yok. Ben yatay geçeyim. Hı. Akşam ne yapacaksın? Bilmem. Belki arar söylerim. Belki. Tamam. Ne haber? Sağ ol Alev, sen nasılsın? İyi ya. Bu ne? Ay biliyor musun, hiç anlamıyorum bu bilgisayar işlerinden falan. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Yani çok kolay. Yani en azından benim için öyle. Ya işte şu tuşa basıyorsun, organ işiyle ilgili ne kadar sabıkası olan insan varsa çıkartıyor karşına. Organ mafyası diyorsun. Yani şimdiki işimiz o. Bak, şuna basıyorsun, hepsi karşında. Ne güzel yapıyorsun ya. De ne hediye ya? Bende yedek döner falan yok ki. Var tabii. Kim? O adam var ya, kaçan. Hamit. Ha. Kayıtlarına baktım. Bir oğlu var bunun. 8 yaşında. Babasının dokusu uyuşuyorsa, bununki de uyuşuyordur. Ya Yusuf, delirdin mi sen? Annesi o kadar şeyden sonra kabul eder mi sence? Annesine ne yapacaksın? Gideceksin, paketleyip getireceksin. Ya tamam, getiririm. Ama ben çocuk falan öldüremem bak. Sana hayatta da bırakamayız. Konuşur konuşur. Öldür diyen mi var? Getir masaya yatır. O masadan kalkar mı kalkmaz mı o ayrı.
Yüksel senden korkulur abicim ya. Şeytan gibi adamsın. Şeytan benim yaptığımı yapamaz Meriç. Ben bir elimle hayat veririm, öbürüyle... Ahmet sen misin koç? Ahmet, annen çağır oğlum bakayım. Hadi konuşalım. Anne, polisler geldi. Abi bu nereden anladı ya? Rahmetlinin sayesinde bayan memur gelmiş gitmiş anlaşılan duruyor. Korku varka kapıdan kaçtılarsa şaşma. Ahmet. Oğlum sen hadi topuğumu oyna biraz da annenle biraz konuşalım biz. Hadi. Hamit giderdi gelmezdi. Yine öyle sanıyor. Başın sağ olsun. Hamit. Organlarını satacakmış. Haberin var mı? Yok. Pek öyle şey etmezdi bana. Bizi de buraya koydu gitti zaten. Yakın zamanda böyle yanında biriyle falan. Yani bir tuhaflık. Hissettiniz mi? Şu son ayda. Son geldiydi işte, bunu getirdi. Kul çantası. Cetvelde pergeline varana kadar hepsinde düşünmüş olmuş. Ahmet dediydi. Yaşı da geçti, okula başlasın artık. Dedim ki, nasıl yapacağız? Paramız yok, pulumuz yok. İçin için güldü. Yapacağız artık bir fedakarlık dedi. Sana göstereceğim neler aldım. İyi de daha okullar açılmadı ki. Olsun ben hazır olayım da. Bak çantama kocaman bütün kitaplarımı alsın diye. Ondan sonra ders kitaplarını aldım. Bak bu turizm işletmeleri. Ondan sonra turizm hukuku okuyacakmışız. Ondan sonra otel işletmeciliği var. Bak bu da defterim. Böyle kocaman. Onu da böyle ders ders boyayacağım. Ama gel gerek işte bir tane daha alırım işte. Ha, çizgisi almış. Neyse. Hadi bakalım Melih, uyku zamanı. Hadi bakalım tatlım. Güzel. İyi uykular Melih. Baba. Söyle bir tane. Ben iyi olmayacağım değil mi? O nasıl söz öyle? Tabii ki iyi olacaksın. Ben sana kötü bir şey olmasına hiç izin verir miyim? Hadi. Şimdi güzel güzel uyu benim güzel kızım. Aa, anne! Ahmet!
nasıl yapıyor bilmiyorum Neriman. Vallahi eline sağlık ya. Afiyet olsun. Yavuzcuğum, sen yakında başkomiser oluyormuşsun ha. Kemal söyledi geçenlerde. Evet, inşallah. Aferin ama ne güzel. Yani bu genç yaşta hızla yükseliyorsun. Kemal'cim, sen de onun yaşlarında başkomiser olmuştun değil mi? Ben onun yaşındayken, oho. Yok canım, Yavuz da iyi polis yani. Bakma öyle tabaktaki dolma gibi durduğuna. Ayo, bir tanedir o, bir tane. Hem efendi de. Oğlum, senin içkin sigaran da yoktur şimdi. Yok, kullanmıyorum Neriman teyze. Öyle mi? Aferin lan, jibidi. Bilmiyordum bak. Ya. Yok canım, efendi adam Yavuz ya. Ara ara zevzeklenmiyor ama seviyoruz Yavuz'u. Aa, biz de çok seviyoruz. Çok. Şanslı sayılır yine bunun ki. He? Bunun kimi? Ya ne diyordunuz işte? Çıktın mı, uçtun mu? Neyse. Çıktı, baba çıktı. Neyse, getirseydin onu da ya. Tanışırdık. Bizde önemlidir, örfümüzde, adetimizde büyüklerin tanıması önemlidir. Ya şimdi hiç toz kaldırmadan yapıyorsunuz o işleri de. Hiç aklım almıyor niye öyle yaptığınızı. Niye gizlesin ki Yavuz baba? Ben de onu diyorum, niye gizliyorum? Söylesin. Getirsin, tanışalım. Ne iş yapıyor? Talebe mi? Okuyor mu? Çalışıyor mu? Ne? Oyuncu. Oyuncu mu? Hı. Al işte bir tane daha. Ya bir sürü doğru düzgün iş var. Günü belli, saati belli. Ne işimiz var böyle? Manyak manyak gece yarıları setlerde ya. Anlayamıyorum ha, bu gençleri anlayamıyorum ben ya. Babacığım, biz buna sanat aşkı diyoruz. Ay, ablasına destek ol. ablacığım kadın dayanışması bugün bana, yarın sana. Neyse canım, mevzuyu kaynatma şimdi. Neci bu senin kızın? Tanıyor musun anasını, babasını? İyi bir ailenin kızı mı? Evet, tanıyorum başkomiserim. İkisi de çok iyi insanlar. O iş tamamdır Yavuz abi. Sen kafese girmişsin ha. Toprak, ne biçim laf o? Erkek ki bu. Siz anlamazsınız kızım. Değil mi Yavuz abi? Yani aslında şöyle. Yani beni tanıyorlar ama biz çok samimi değiliz. Bir de bizim aramızdaki şeyi bilmiyorlar. Söyle sen de, niye söylemiyorsun? Çok söyle aslan gibi kızınızı seviyorum diye. Korkuyor musun ha yoksa? Aa yok canım, niye korksun çocuk? Korkma oğlum, biz de geçtik o yollardan canım. Bak şimdi ne güzel mesleğini eline almışsın. Beyefendi de çok değil mi Kemal'cim? Teşekkür ederim, sağ ol. Ya geçen gün akşam yemeğinde gofret yedirdim diye buraya getirdim beni. Şikayetçi misin? Yok, hayır. Asla. Biz tencere kapatmışız da haberimiz yokmuş ha. Çocuk olmanın en güzel yanı ne sence? Salıncağı rahat sığabilmek. Yani böyle biraz şey oluyor. Şaka bir tarafa. Hayat daha güzel çocukken ya. Yani sorumlulukların yok. Derdin boyunu aşmıyor çocuk yani. Şimdi aşıyorsa işin epey zor be Aslan. Efendim Kenan Bey. Ali'ciğim, bir şey bulabildin mi bu ölen adamla ilgili? Daha tam bir şey yok ama organ mafyasının içine benziyormuş. Oo, iyi iyi. Bol mağdurlu hikayedir bu organ olayı. Ölen adam çulsuzdu değil mi? Yoksuldu. Hah, bak şimdi. Sen şimdi bu organı alacak olana bak. O adam paralıdır şimdi. Biz onu şey diye geçeriz. Azrail'e rüşvet işlemez filan diye. Tamam, tamam Kenan Bey. Ben yarın halledeceğim. İyi akşamlar. Ya böyle hiç istemeden yapmak zorunda kaldığım bir şey olur mu? Oldu tabii ya, olmaz mı? İhbar geliyor bazen. Kalkıp gidiyoruz. Adam ya da kadın neyse bir suç işlemiş. Suçu gerçekten çok ağır. Ama hak veriyorsun ya. Ben de olsam aynı şeyi yapardım diyorsun ama... hayat değişmiyor. Takıveriyorsun koluna kelepçeyi. İyi adamlar da bazen kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliyor değil mi? Çaresiz kalınca.
mesela eski özeltimci böyle çocuk salıncağına binebiliyor yani. O zaman salıncağın hakkını verelim aslan. Ha. Verelim bakalım. Ver coşkuyu o zaman hadi. Vay be, alevime bak benim. Benim alevim derken? Köşe kapmaca oynamamıştık Kemal. Ya karıştırma şimdi oraları. Çıktım abi. Dedim böyle böyle. Ben dedim sizi dinlerim ana. Neydi seninkinin adı? Şey. Unuttun mu la kızın adını yoksa? Ne biçim Sevda la bu? Evet ne biçim? Ya... Unutturur muyum canım? Tabii ki unutmadım. Kızın adı... Alışamadım. Şu titreşime aldın böyle biri dürtüyor gibi oluyor ya. Ya tam zamanında arıyor akşam akşamı. Kalbim çıkıyordu yerinden ya. Nasıl? İyi tamam geliyor. Tamam hadi. Yürü Yavuz. Sabah öğlen adamın oğlunu kaçırmışlar. Ben hazırlanayım çıkalım. Söyleyecek miydin yoksa yine atlatıyor muydun babamı? Ne yapacağız böyle sonsuza kadar gizli gizli kenarda köşede mi buluşacağız? Ya Akasya ne yapayım babanın yüzüne bakıp ne diyeyim Allah aşkına? Ya ne var ki bunda? Ne söyleyeyim? Neyse onu. Ha başkomiserim ben aslında kızınıza aşığım. Akasya. Yavuz. Vallahi başkomiserim ben. La oğlum çalıştırsan arabayı hala niye duruyorsun ya? Ey Allah'ım yarabbim ne geniş adamsın ya. Tamam. Ey Allah'ım yarabbim şunlardan bir tanesi de doğru düzgün çıksın. Bileklerimi keseceğim ya. Nerede zirzop var beni buluyor ya. Hadi yürü hadi sür 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 sür. Sakin olmaya çalışıyorum. Bize göndermişler ama doğru düzgün bir şey anlatmadı. Polis size. Kim kaçırmış yani? Çocuğu niye kaçırıyorlar abi? Tek bir ihtimal var başkomiserim. Bu organ içinde eğer babanın da dokusu tutuyorsa... ...büyük ihtimal çocuğunki de tutuyordur. Babaya başlattıklarını oğluna bitirecekler, alçak herifler. Çocuğu sağ bırakmazlar o zaman. Abi şeyi... Refik'i gözaltına alsak. Yok o bize kalın gelir aslan. Daha bizi aramayan beni çıkarana kadar çoktan işaret etmiş olurlar. Ablacığım. Bak bakayım bana. Şurada ağlama, iki dakika ağlama dur. Bak. Senin çocuk Ahmet miydi? Daha çocuğa bir şey olmadı tamam mı? Senin oğlun yaşıyor daha. Siz bilmezsiniz. Kesecekler onu. Ablacığım, biz biliyoruz da sen nereden biliyorsun? Siz bilmezsiniz onu kesecekler, oğlumu öldürecekler. Ahmet, yapılacak iş miydi bu? Tamam, bir dakika dur. Ne biliyorsun? Söyle bize. Ne dedi Hamit sana?
Bak yerlerini biliyorsan söyle, gidelim alalım. Çocuğa bir şey olmadı daha. Söylemez, gidip almazsak öldürecekler çocuğu. Evimize bir adam geldiydi. Yüzünde böyle kocaman bir yarası vardı. Aslı gösterdi, böbreğini mi ne almışlar. Bir şey olmuyormuş. Çok para, çok para ediyormuş. Zengin edecekmiş bizi. Abi. Senin kocan nerede tanışmış bu herifle? Hastanede. Bu fabrikada çalışıyordu. Öksürdü, hastalandı. Bunu işten kovdular. Bir yıl gitti geldi hastaneye, orada tanışmışlar. Hangi hastane? Ne bileyim, adam hastane. Hastane dolaşıp Hamit gibileri topluyormuş. Yavrumu bulun. Gözlük. Adamın robot resmini çizdirin, bu çocuk yaşayacak. Sabah bu işi bitirirler. Sabahlarda. Sen bana neden inanmıyorsun? Ben de bunu anlamıyorum. Sen bana neden inanmıyorsun? Yalan mı söyleyeceğim sana? Dün gittim, Singapur'dan getirdim bunları diyorum. Hepsini Singapur'dan aldım geldim. Bir dakika. Tamam, bir dakika. Bir dakika. Nazlıcığım, fotoğrafları alabilir miyim şekerim? Buyurun. Ha, bu fotoğraflara bak. Fotoğraflara bak. Buyurun. Şimdi bu yaşlanmayı mı geciktiriyor? Evet. Allah Allah. Hiç duymadım bu kremi. Abiciğim, saklamış şerefsizler bugüne kadar. Allah saklamışlar ama Sipsi kardeşinden kaçmaz. Aldım geldim. Aldım geldim. Denemem lazım. Zehirlemeyeyim müşteriyi. Ya neyi deneyeceksin? Neyi deneyeceksin? Denenmişi var burada. Bak buyurun. Ha benim ablam. 56 yaşında Kur'an çarpsın. Dün getirdiğim... Suratını sürdük. Ha buyurun bak, pürüz yok. Lekeden eser kalmadı. Öyle oğlum. Hep kremden kırışık. Nedir bilmem. Denemem lazım. Birkaç tane eşantiyon verin. Deneyeceğim diyorum. İlla deneyeceğim diyorum. Ya beni hasta ediyor. Ha bak, ben sana deneyeyim ha. Ben sana bebek deme. Ha ben sana deneyeyim bak. Ha bak, ha. Bak 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 bak. Bak bak nasıl deniyorum bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Ay bana bir şey oluyor bak. Bak geriliyorum beni bak bak bak. Bak 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 bak. Aslan abi. Bir tek sen yaparsın böyle lüzumsuzlukları. Aslan abi bakayım sen misin? İşte sensin. Bebeğim. Ne bebeğim, ne istiyorsun Aslan abi? İş yapıyoruz burada, ne var? Ne oldu Hayriye'm sana, ne oldu sana? Gel buraya, işimiz var. Abi işim var diyorum, krem satacağım arkadaşım. Hazır ol. Al, rahat. Şimdi bana... Bu lavuğu bana buluyorsun. Hastane hastane dolaşıp fakiri fukarayı kandırıp organlarını parayla satın alıyormuş. Kaç para kazanıyormuş Ayda? Güzel iş. Sabaha kadar buluyorsun. Yoksa ben seni nerede bulacağımı biliyorum. Öptürme kendini Sipsi. Özür dilerim. İş benim. Yani ben çok yönlü çalıştığım için kusura bakmayın. Ne oldu Serap? Büyük kalmış olmasın? Yok başkomiserim.
Biraz önce konuştuk. Refik'in evine giren çıkan olmamış daha. Göre göre ufacık çocuğu öldürecekler. Kimi öldürecekler? İhtiyar şu Refik'e bir daha mı gidecek? İçeri bile almazlar bizi. Adam can derdinde ok yaydan çıktı bir kere. Ya yapacak bir şey ya da biz bir şekilde suçüstü yapacağız. Biz ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz mi? Ne abi, ne diyeyim şimdi sana aslan ya? Sen dedin abi zaten. Ne demişim? Ben hiçbir şey demedim. Çaresiz adamın ne yapacağı belli olmaz dedin. E biz de çaresiziz. Ve bir şey yapmazsak bu çocuğu öldürecekler. Bir şey yapmazsak ölecek. Ne yapacaksın? Belli olmaz. Nereye gidiyor? Arızaya geçti, durduramazsın. Eğer öl. Tövbe de be. Ne biçim laf? Bir tövbe de ya. Ne yapıyorsun? Ama böyle olmayacak Nazlı'm. Vallahi daha böyle içerileri doğru dalmamız lazım. İçerilere girmemiz lazım yani. Nasıl yapacağız onu? Halledeceğiz. Sipsin onu da halledecek. Hiç yorma kafanı sen. Bal kapağın mıyım? Sırrım ulan. Kalk. Kalk gel peşimden. Gel buraya. Anlamıyorsun ha? Vah. Allah şifa versin. Ne yapacağım kızım ben seninle? He? Gel annem. İşimiz bitsin göstereceğim ben seni burada zaten. Gel. Hastamız. Kim başlamak ister? Sen. Ben. Sana diyor. Yok. Sen. Esmer olan gel bakayım. Bak bakalım hastanın nesi var. Ne bileyim ben hocam, müneccim miyim, nesi var? Bizi laboratuvardan çağırdılar. Bizim hemen gitmemiz lazım hocam. Bak kusura bakmayın, siz bakın. Doktor adayısın sen. Yatan hastayı bırakıp gitmek olur mu? Hadi, bul bakalım nesi var. Amca neyin var? Neyin var amca? O ne biçim muayene etmek öyle? Hastayı dikkatle incelesene. Evet. Hemşire hanım, üstünü biraz daha açabilir miyiz lütfen? Hürt yeter. Yeter, çekil. Hocam, açıklıyorum. Hastanın fena halde tiki var. Bakın, gördünüz mü? Beynin son lobunda yamukluk var. Aha bak. Birazcık da şaşı ama fevkalade tikli kendisi. Böyle açıklayabilirim, evet. Ne saçmalıyorsun sen? Adamın kalbi var, kalbi. Kalp var hocam, kalp var. Yüzünden belli zaten. Kalp sahibi insan. Ama ben sana şöyle izah edeyim. Şerefsizim, 3 aya kadar mortingen. Vallahi billahi yatağında ters döner bu. Söyleyemediğim yanında hasta psikolojisi, bir anlıyorsun. Atın şunu dışarı. Defol! Çıkarıp biz dışarı, problem değil. Dışarı çıkarım. Atın dışarı bunu. Atın dışarı beni. Seni tıp fakültesine alana yazıklar olsun. Defol! Ne oluyor be? Hipoyram moruk, benim asabımı bozuyorsun. La ilahe illallah. İstemiyorum ulan. Önlüğünüzü de istemiyorum. Ne oluyor lan? Ay, affedersin kardeş. Allah Allah! Allah Allah! Allah'ım çok affedersin.
Bulduk ulan. Herifi bulduk. Dur. Aslan abi. Açmıyor ki telefonunu ayarsız. Yine açmıyor. Yürü. Refik Koral'ın ne bileyim mi bu? Organ nakli onun için mi? Sakın ha. Bak bundan haber baber olmaz. İpe çekerler hepimiz. Oğlum saçmalama lan manyak. Bu senin plan burada işe yaramaz. Niye? Ne yapacak ki? Ne yapacak? Öldürtecek hepimiz. O olacak. Sakın ha. Başka çarem yok ihtiyar. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden sardın bunu benim başıma? Dur abi dur. Ne? İçeri girip ona bunu ateş etmiyor musun? Keşke bu sefer de öyle halledebilsek. Sallayabilir miyim biraz? Sen polis misin? Yani iki de sivil geziyoruz ha. Nereden anladın? Filmdeki polislere benziyorsun. İyiymiş bu bak. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Ben büyümeyeceğim ki. Ama bak. Baban seni iyi etmek için her şeyi yapıyor değil mi? Babam beni hala çocuk sanıyor. Değil misin peki? Yaşım küçük ama artık çocuk değilim. O zaman ben sana bir büyük soru sorayım mı? Sor. Şimdi bir çocuk var. Senle işte bir arkadaş. Baban seni iyileştirmek için onu getirecek. Haberin var mı? O çocuk beni iyi mi edecek? O seni iyileştirirse bu sefer kötü olacak. Ne olacak? Büyüyemeyecek. Neden yapıyoruz onu? Baban seni çok sevdiği için yapıyor. Zorla mı yaptırıyor onu? Gelince madem ki büyüdün, neyin doğru neyin yanlış olduğuna sen karar vereceksin. Tamam mı? Baban değil. Organ kim içinmiş öğrendim. Küçük bir kız. Karaciğeri hasta. Hah süpersin Ali. Şöyle sarı yüzlü sıska bir şeydir o zaman. Daha çok küçük. Oo, hemen gel anlat. Bir kamera ayarlayalım sana. Git çek şu kızı. Tamam Kenan Bey. Kimle konuşuyorsun fısır fısır? Hiç. Nasıl geçti? Biraz karışık. La nerede kaldınız? Dağıldınız teneffüs olmuş gibi. Ne oldu? Tek başına korktun mu ihtiyar? Geldik. Ne korkacağım? Manası konuşuyorsun. Senin zibidi aradı. Ha, biz ona sipsi diyoruz. Her ne karnı ağrısıysa. Bulmuş adamı, adresi verdi. Yürü bas gaza. Sen söylüyorsun, ayıp ediyorsun. Şoför dediler, vermedi. Kardeş. Affedersin ya içeride biraz önce öyle yanlış oldu. Kusura bakma, sana bir çay ısmarlayayım ya. Özür mahiyetinde. İstemez canım, sağ ol. Olur mu canım öyle şey? Bir çay içelim. Hatta çay üstüne çay içelim. Ben var ya, acayip çay içerim. 300 tane çay içerim, aklın hayalin durur. Benim mide teneke kaplı, Kur'an çarpsın. Benim işim var be, tamam mı? Hadi müsaade. Abi olur mu öyle şey ya? Dur bir dakika daha, böbreklerimden söz edeceğim sana. Bende bir böbrek var. Aklın hayalin durur. O kadar içerim içerim, şu kapıya çıkarım, şuradan bir içerim. Şerefsizim karşı caddeye kadar gider. Vallahi billahi, bağışlayacağım ben bunu. Tanıdığım, anladın sen. He, anladın. Hocam, bak sen pek sağlam da görünmüyorsun. Buraya gelmişken kendine bir check-up yaptır, tamam mı? Hadi. Olur mu canım öyle şey? Daha saftaki semden söz edeceğim sana. Dur bak daha dalak var, bak bebek var. Bir bak. Selamünaleyküm birader. Aleykümselam.
Ben de bağışta bulunacağım. He, Aslı abim de bağışta bulunacak. Yalnız sen buna göre bayağı sağlıklı duruyorsun ya. Ne yapacaksın? Şeyini bağışlamayı, maaşlamayı, dala, karaciğeri, böbreği, değil mi? Ben şeyimi bağışlayacağım daha ziyade. Yok. Ne? Yok artık. Başımı. Ha gel. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Lan! Polis! Buraya aslan. Kaldır elleri. Koşmuyorum lan. Kaçma vururum hayatım. Ah düştü. Oğlum deminden beri bağırıyorum dur vururum diye. Niye kaçıyorsun? Ha niye kaçıyorsun? Ha? Nerede lan çocuk? Çocuk nerede lan? Nerede çocuk? Ben çocuk bilmiyorum. Başkomiserim. Hiç ambulans çağırma. Kurşunlardan biri sekip bunun ağzına girmiş. Nerede lan çocuk? Ne ağzı ya? Çocuk nerede? Bir daha sormayacağım. Nerede çocuk? İhtiyar hiç gelme. Bu eks oldu. Üç saniyen var. Üç saniye içinde söylemezsen geberteceğim seni. Üç. İki. Ben çocuk mucuk bilmiyorum. Ben sadece teslim ettim. Yemin ederim. Siz doktor yüksene oraya. Ağzın doluyken konuşma iğrenç. Ağzın doluyken konuşma. Söyle şimdi. Aslan! Geç arabaya. Geç arabaya. Söyleyeceğim. Siz doktor yükseli arıyorsunuz. Ameliyatları hastanesinde yapıyor. Ne zaman lan? Ne zaman? Şimdiye kadar ameliyatı yapmıştır. Aa! Aslan! Aslan tamam. Ufacık çocuk o. Sizinki ne yaşında? Anası babası yok mu? Yani ameliyattan sonra ne olacak? Geri mi göndereceksiniz? Ne demek yani doktor bey? Cinayet mi işleyeceğiz? Çocuk mu öldüreceğiz? Aylin, bırak onları. Yapmıyoruz ameliyatı. Diğer hastaları hazırlayın. Durun bir dakika. Durun. Çocuk oyuncağı mı bu iş? Ama siz cinayet diyorsunuz. Hayır beyefendi. Ben sizin çocuğunuzun hayatını kurtaralım. Başka bir yol oldu. Refik Bey, kendinize gelin. Siz Türkiye'nin en zengin insanlarından birisiniz. Başka bir yolu olsa siz şu an burada olmazdınız. Değil mi? Bir karar verin. Hangisi yaşayacak? Ahmet mi? Melis mi? Bekliyorum. Bir şey yapma, kırarım bacağı. Ama köpek balıklarından kaçacağım. Ben çok yüksek puan yaptım. Al bak ne istersen. Hayır ona değil şuna. Aa
Üzüldüm. Yüz verin. Hastanesi. Anlaşıldı mı? Ha, ambulans ve ekip gönderin. Tamam. Merak ettim, iyi misin? Baba. Söyle yavrum. Ben bir şeye karar verdim. Neye? Babanın ameliyat olmamaya karar verdim. Baba, ben iyi olayım diye başkası kötü olsun istemiyorum. Ben ameliyat olmamaya karar verdim. Kızım. Canım kızım. Sen başkasına kötü bir şey olsun istemezsin, değil mi? Ha? Peki ya ben? Ben ne olacağım? Ben sensiz nasıl yaşayacağım? Amelie. Kendin için olmasa bile benim için. Amelie. Ha, benim güzel kızım. Nerede? Nerede o şerefsiz? Bugün hiç gelmedi. Burada yok. Bir yere gitti. Bize de bir şey söylemedi. İnsanın hayatını kurtardık ya. Bu bir şey değil mi? Abi de kasaplık koyun gibi kesecekler abi. Aslan yeter. Kasaplık koyun gibi kesecekler ufacık çocuğu. Nasıl bir şey yapamam ya? Aslan yeter. Sen elinden geleni yaptın. Engelleyemedim. Öldürdüler abi çocuğu, öldürdüler ya. Biz insanız aslan. Elimizden geleni yaparız, o kadar. O kadar. Sanki film kahramanız, anasını satayım. Hep kazanacağız, hep kazanacağız. Kuluz oğlum, biz her şeyin üstünde değiliz ki. Ama hiçbir şey yapamadım. Aması maması yok. Herkes gelir bir yerde tostlar, oraya kadar. Senin işin buraya kadar. Gerisini bırakacaksın.
Bırakacaksın, bırakacaksın. Sana yanlış söylemişler oğlum. Dünyayı sen döndürmüyorsun. Bir nefes al ya. Bir nefeste neler olmaz ya. Beynine bir oksijen gitsin şöyle. Alo. Tamam, hangi hastanedesiniz? Tamam. İhtiyar biliyoruz, buldum çocuğu nerede olduğunu. Çocuklar, merak etmeyin, hiç acımayacak. İyi misin canım? Az bir şey kaldı. Merak etme, bırak kendini. Şimdi yavaşça gözlerin kara. Senin gözlerin kararacak. Sen ne yaptın sanıyorsun? Ha? Ameliyattayım. Çocukların hayatını tehlikeye atıyorsun. Çık dışarı. Ben içeride ameliyat ettireceğim seni. Hiç merak etme. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Ha? Ben Doktor Yüksel Kermez. Ben Avrupa'nın da, Asya'nın da en iyi organ nakli cerrahı. Ben de Aslan Aydemir. Ülkenin en manyak polisiyim. Çık dışarı, at o iğneyi. Çık ameliyathanemden dışarı. Diğer çocukları dışarı çıkar. Siz benim kim olduğumu anlamadınız galiba. Çık şuraya, çık 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 çık. Çok kudretliyim. Benim bir elimde hayat var. Öbüründe ölüm. Kimi istersem yaşatırım. Kimi istersem öldürürüm. Sen dikkat et, kendini öldürtme. Baksana şu adamın gözlerine. İhtiyar. Şunları dışarı çıkar. Tamam, bir delik yapalım. Kapılar kırıp içeri girdin ama ne yaptın sen? Seni paket ettim. Yo. Ben tam 5 defa mahkemeye çıktım. Aynı suçtan. Tam 5 defa. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Demek ki emekli olma vaktin gelmiş. Bak şu ellere. Hiç titriyorlar mı? Çelik gibiler. Ben de bu eller oldukça daha çok organ çıkartırım ben. Kimse durduramaz beni. Ben durdururum. Dur dedim, dinlemedim ama. Gördün mü bak? Çelik gibi.
Ameliyat yapamayacağım, orası kesin. Aa, elim gitti. Yavuz, yapma kızının yanına. Öyle götürürler kızı, bir şey olmaz. Kızım, canım kızım benim. Canım. Babacığım, kızmadın değil mi aradım diye? Kızmadın değil mi? Kızmadım bebeğim. Sen benim bir tanecik kızımsın. Sen benim cesur kızımsın. Hatta benden en az 10 kat daha cesursun sen. Ve ben seninle gurur duyuyorum. Ve hep gurur duyacağım. Babacığım, sana birini tanıştıracağım. Kimi bebeğim? Ahmet. Ahmet benim neyse ama bu sene ilkokula başlayalım. Babacığım, bir ara bizde kalabilir mi? Oyun oynayacağız beraber. Kalabilir meleğim, kalabilir. Artık Ahmet de bizim bir oğlumuz sayılır. Hoş geldin Ahmet. Efendim Kenan Bey. Evet Kenan Bey. Yakalamaz olur muyum? Hem de tam istediğiniz gibi bir haber. Herkesi ağlatacak bir şey. İçinde çocuklar var. Acı var, hüzün var, her şey var. Ama maalesef bunu haber yapamayacaksınız. Çünkü ben bunu size getirmeyeceğim. Niye mi? Çünkü doğru olmaz Kenan Bey. Aslan. Ne oluyor musun sen? Barut kaçtı özür ver. Ne olacak şimdi Melisa? Bilmem. Mucizelere inanır mısın? Bugün inanıyorum.